Çorum'un emblemi, Hitit emblemi ve Çorum sporumuzun atkısını sizlere takdim ediyoruz. İl Başkanımız Mehmet Ali Bey. Şimdi ülkemizin başına bir FETÖ belası geldi. 15 Temmuz'da bir darbe kalkışımına giriştiler. Ve biz kime gitsek yıllarca FETÖ'nün ne olduğunu anlatmak için ya Hoca Efendi'nin bir bildiği vardır. Ya işte o öyle diyor ama bir maksat vardır. Dünyaya Müslümanlığı anlatıyor. Gençleri okutuyor. İşte yurt dışındaki çocukları Türk ve Müslüman yapıyor. Burada Türkçe olimpiyatları yapıyor. Bu Türkçe olimpiyatlarıyla bütün dünyaya Türklüğü anlatıyor diye bize Fethullah Gülen'i savundular. Kime gitsek? Ama 15 Temmuz akşamı bir anda bütün bir Türk milleti bu adama düşman oldu. Niye bu adam? Bir teröristti. Vatan hainiydi. Bu mantığın altında 25 yıldan fazla bu adamla mücadele eden Haydar Hoca'nın bu adam hakkında anlattıkları vardı. Bütün Türk milletine. Yıllarca benim babam medya kuruluşlarının üstüne gelmesini göze alarak, siyasi faaliyetlerinin bloklanmasını, kapatılmasını göze alarak, ticari faaliyetlerin durdurulmasını göze alarak, çoluğuna, çocuğuna, ailesine baskı yapıldığı halde bu adamlarla savaştı. 25 yıldan fazla. Herkesin Fethullah Hoca Efendi diye kapısına gitmeye çalıştığı dönemde kalktı dedi ki, bu adam misyonerdir, bu adam ajandır, bu adam vatan hainidir, bu adam teröristtir dedi. Yani bu millet Haydar Hoca'ya çok şey borçlu. Çok şey borçlu. Yoksa eğer bunları yıllarca haykırmasaydı, anlatmasaydı, bu milleti ayıktırmasaydı, o 15 Temmuz günü muhtemelen halkın bir bölümü iktidar yanlısı olacaktı, Türk milletinin yanında olacaktı. Bir yönü de kandırılmış olarak FETÖ'nün yanında olup bu milleti birbirine kırdıracaklardı. Millet bunun üstesinden geldi ama hangi bilinçle? Haydar Hoca bilinciyle. Yani demem o ki, şunu dersek herhalde çok ileri gitmiş olmayız. Kurtuluş Savaşı'nın Atatürk'ü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. 15 Temmuz gecesinin Atatürk'ü de merhum Profesör Doktor Haydar Baş'tır. Yani bir taraf diyor ki başkanlık sistemi, bir taraf diyor ki parlamenter sistem. Elbette ki parlamenter sistem, bunun arkasındayız. Hatta biz bunu protesto etmek için, bak bu millet yine bize çok şey borçlu. 2018 yılı seçimlerine Bağımsız Türkiye Partisi olarak katılmadık. Bu sistemi protesto etmek için. Ve bugün iktidarın, muhalefetin, yani kısacası meclisin derdi buyken halkımızın derdi ne? Halkımızın derdi açlık. Halkımızın derdi sefalet. Şimdi ekonomiyi düzelteceksin. Bütün siyasiler için söylüyorum. Bugün Türkiye'de ekonomiye dair ne çözümüm var? En orijinal çözümü söyleyeyim. En orijinali. Diyor ki şu anda diyor yüksek faizle borçlanıyoruz. Daha düşük faizle borçlanacağız. Çözüme bak. Ama borçlanacağız. Ya biz diyoruz ki kardeşim bu ülkenin kendi kaynağı yok mu? Bu ülkenin çiftçisi yok mu? Bak Çorum normalde bir çiftçi memleketi değil mi? Ne oldu burada çiftçilik mi kaldı? Burada çiftçi mi kaldı? Bilmem izlediniz mi? Prestij diye bir film vardır. Çok meşhurdur. Sihirbazların, iki tane sihirbazın kavgasını anlatır. Bu ara çok film örneği veriyoruz. Filmde bir sahne var. Çok anlamlı. Diyor ki en büyük sihri sizin en çok dikkatinizin kesildiği yerde yaparlar. Ne zaman sahneye en dikkatli bakıyorsun sihir orada olur. Çünkü senin dikkatini buraya toplar, burada eliyle şapkadan tavşanı çıkarır. Şimdi Türkiye'nin 20 yıldır politikası bu. Dikkatimizi öyle şeylere çekiyorlar ki, öyle yerlere dağıtıyorlar ki. Ama ülkeye bir yandan Afgan getiriyorlar. Dikkatimizi öyle yerlere çekiyorlar. Ülkenin bütün özdeğerlerini birer birer satıyorlar.
Şimdi Taliban heyeti gelmiş. Afganlar tabi sınırdan kaçtı girdiler. Artık onları mı kontrol etmeye geldiler, bizi mi kontrol etmeye bilmiyorum. Ama kendilerine kötü bir haberim var. Haberim şu. Eğer size dostum dedilerse, siz de yiyip içtilerse yakında terörist ilan edileceksiniz. Hiç heveslenmeyin. Çünkü bizim öyle bir hükümetimiz var ki, kime dostum dese dönüyor dolaşıyor terörist oluyor. Kime kardeşim dese dönüyor dolaşıyor terörist ilan ediyor. Taliban da hiç heveslenmesin, çok kısa zaman içerisinde terörist ilan edilecektir. Tabii biz bu Taliban'ın ne olduğunu daha önce anlattık. Taliban Müslümanmış. Ya Taliban'ın neresi Müslüman ya? Bu şehitler, bu gaziler olmasaydı bu vatan, bu millet olmayacaktı. Her şeyimizi, sahip olduğumuz her şeyi biz bu insanlara borçluyuz. Dolayısıyla evet, bir siyasetin olması olmazı. Bugün hangi parti olursa olsun. Bakın burada bir kardeşlik örneği var. İYİ Parti'miz burada, DEVA Parti'miz burada, Cumhuriyet Halk Parti'miz burada. Biz siyasi olarak fikren ayrılabiliriz. Bakış açılarımız ayrılabilir. Ama bu bizi Türk milleti yapmaktan alıkoymaz. Bu bizi kardeş yapmaktan alıkoymaz. Bu bizi yarın herhangi bir tehditte omuz omuza verip savaşmaktan alıkoymaz. Biz yarın bir kurtuluş savaşı daha olsa yine omuz omuza verir, yine savaşırız. Yapmamız gereken bu. Biz yine Atatürk'te birleşiriz. Biz yine öz değerlerimizde birleşiriz. Biz yine Anadolu'yu Müslüman eden Hacı Bektaş'ta birleşiriz. Biz bunda birleşir, kardeş oluruz. Ama bugün bu ülkede izlenen siyasetin temel problemi bu işte. Bizleri ayrıştırmak istiyorlar. Rozet takmanız için. Avni Çolaker ve Hamza Çelik Osmancık MHP yönetiminden partimize geçtiler. Dursun Karakuş, Adem Beygirci, Bayram Kurul, Celal Erdoğan, Mahmut Biçer, Halit Karakuş, Saniye Efendim,